sıra keşkeğimize geldi. Yeşil Yayla'nın meşhur lezzetlerinden bir tanesi de keşkek dedik. Nail Hanım bugün bize Yeşil Yayla'nın keşkeği nasıl oluyor sizlere anlatacak. Öncelikle hoş geldiniz mutfağıma. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkürler. Peki heyecan var mı? Hafif, o kadar da değil. Azıcık var değil mi? Var. Ama birazdan o heyecan gidecek bence. İnşallah. Çünkü neden? Biz bizeyiz. Evimiz gibi burası. Evet. Ben sizin kızınızım zaten. Tabii ki. Şimdi keşkeğimize başlayalım Nail Hanımcığım. Evet. Nasıl yapılıyor? Ölçülerini birebir izleyen dostlarımızla paylaşalım. Evet. Hemen şuradan başlayalım. Evet. Biz akşamdan ısladık. Tamam. Biraz kabardı ama biz sıcak suyla biraz da şey yapacağız, ezeceğiz bunu. Evet. Ezdikten sonra yağımızı eritip üstüne gezdirdik mi afiyet olsun, çok güzel olacak. Oo, hadi bakalım. Şimdi ama ölçüsünü söyleyelim, ne kadar, hani kaç gram? Bu 250 gram. Şimdi bu keşkeklik. Evet. Buğdayımız. Evet, keşkeklik buğdayımız. Buğdayımız. Özel keşkek için yapılan buğday, evet, değil mi? Evet. Tamam. Hatta ben şey göstermiştim. Değerli dostlarıma anlatmıştım. Keşkeklik buğdayın dövüldüğü, evet, dibek taşını, değil mi? Evet, orayı dövülür. Gösterdik. Düğünlerimizde yapılır. Aynen. Orada hazırlanıyor zaten bunun, evet, buğdayı. Şimdi ne kadar, kaç gram? Onu bir kez söyleyelim. 250 gram yaptık, tamam, biz. 250 gram, evet, keşkeklik buğdayımızı ne yaptık? Islattık. Islattık, kabardı. Tamam. Şimdi bir bardak suyla ezeceğiz. Tamam. Bir bardak sıcak suyla ezeceğiz. Ben şimdi size bir bardak sıcak suyu şuradan hemen vereyim. Şöyle. Evet. Bir su bardağı sıcak suyu, evet, ocağı da açalım. Böyle 250 eziyoruz. Gram keşkeklik buğdayımızı akşamdan ıslattık, hazırladık ve mutfağımıza getirdik. Bir su bardağı sıcak suyu üzerine ekledik. Şimdi iyice keşkeklik buğdayımızı ezeceğiz. Eziyoruz. Onun ardından onun üzerine de sosumuzu hazırlayacağız. Evet, tereyağımızı eriteceğiz. Tereyağımızı eriteceğiz. Peki burada bazı memleketlerde keşkeğin üzerine höşmerim konulur. Konulur. Mesela bizim o taraflarda var. Burada da koyarlar mı? Burada yoksa sadece tereyağı mı? Tereyağı kullanıyoruz gülüm, tamam, burada. Tamam, sadece tereyağı koyuyorsunuz üzerine. Şimdi keşkeğimiz burada hazırlanırken ben diğer lezzetimizi sevgili izleyenlerimize paylaşmak için tatlı mı tatlı bir teyzemizi mutfağımıza almak istiyorum. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tatlıyı zaten sevmeyen yoktur herhalde, değil mi? Evet, herkes, evet, sever. Herkes sever. O zaman şimdi diğer mutfağıma, diğer misafirimi ben almak istiyorum. Hemen yanıma gelsin ve tatlımıza başlayalım. Orada hazırlanırken ben de sizle küçük bir sohbet edeyim. Çünkü evet, hazırlanıyorlar şu anda. Evet. Siz neler yapıyorsunuz? İyisiniz. İyiyiz. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde. Allah'a şükür, iyi. Gel hayatım. Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bulduk. Ah, şöyle bir istiyor ki sarılmayı. Artık şöyle sarılalım kocaman. Önce seni bir tanıyalım. Sohbetimize devam edeceğiz. Evet. Hemen dayanamadım mı? Kızını gördü ya. Hemen koştu geldi. Koştum, geldim. Özledim seni. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri çok özledim. Yeşil Yayla'yı özledim. Daha önceden Yeşil Yayla'ya biz Kiraz Festivali'ne gelmiştik. Geldin, gördüm. Çok güzel bir festival olmuştu. Çok güzel. Değil mi? Konserimiz çok, güzel, çok güzeldi. Güzel. İnşallah bir daha gelmek kısmet İnşallah, olur. İnşallah. Bekleriz. Sizi tanıyalım şöyle bir. Bu ben, şeker teyzemiz Memduh, kim? Tatlı teyzemiz Memduh kim? Memduh Muhtar'ın annesiyim ben. Memduh Aydıncan. Memduh Aydıncan. Muhtarımızın annesi. Ve Yeşil Yaylalar Dernek Başkanımızın annesi. Annesi. Nerim Hanım'ın da bir tanecik kaynanası. Kaynası. Tatlı kaynanası. O da benim bir tanecik kızım. Ya işte ya. Ne güzel, ne güzel, çok güzel. Bir tanecik kızım. Siz neler yapıyorsunuz? İyisiniz. Şükür Allah'ıma iyiyiz. İşte biz de Antalya'dan geldik köye. Burada yaşıyoruz. Evet. Oğlanların hasretliği var, torunla. Değil mi? Ha, işte ay, başka da öyle bir şeyimiz yok Allah'a şükür. Böyle arada torunlar, evlatlar denilince hani uzaklığa gidiyorlar ya. Şöyle bir yürek burkuluyor değil mi böyle? Evet, bir hüzün evet, doluyor içiniz. Çok doluyor. Çok özlüyorsunuz. Çok özlüyoruz.
Ama sürekli gelip gidiyorlar yani. Geliyor. Sağ olsunlar, geliyorlar. Sağ olsunlar. Geliyorlar. Şimdi keşkeğimiz orada hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Yağını eritsek olur. Yağını tamam eritelim. Orada da biz tatlımıza başlayalım. Bugün tamam. Ne tatlısı yapacağız? Bugün imrik tatlısı. İrmik tatlısı. Buranın meşhur. Meşhur. Tatlılarından bir tanesi. Evet. İrmik tatlısı. O zaman ben hemen şerbet için tenceremizi şöyle çıkarayım. Tamam. Şerbetimizi koyalım. Tamam. Ama onu koymadan önce tereyağını eridelim. Ne kadar koyalım onu söyleyelim. 3 kaşık koyalım. Tamam. 3 tatlı kaşığı, 3 yemek kaşığı yemek değil kaşığı. Mi? 3 yemek büyük kaşığı olsun. Tereyağını tavamızda eritiyoruz. Daha sonra keşkeğimize ilave edeceğiz. Şimdi hemen ben şöyle alayım şunu. Hazırladık biz şerbetimizi hemen söyleyelim. Tamam. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. Suyu evet. Hazırladık. Tamam. Şerbetimizi hemen tenceremize şöyle koyalım. Tamam. Şerbetimiz burada zaten hazır. O burada bir beklesin şöyle. Tamam. Benden şimdi tava istiyorsunuz. Tavayı ben size şöyle vereyim. Tamam. İrmik tatlımız için. Başka neler istiyorsunuz? Bir su bardağından biraz eksik şey, yağ. Yağ. Tamam. O zaman onu yarım su bardağı mı yapalım? Yarım da olur. Yoksa hemen şöyle gösteririm. Azıcık fazla da olsa. Tamam. Şöyle yapalım. 100 gram. Tamam. 100 gram yeterli. Yağ koyduk. 100 gram yağımızı koyduk. Bunu oraya alalım mı? Alalım. Hemen. Onu oraya alalım. Tamam. Şimdi tatlımıza başlayalım. Hepsini bir arada yapalım. Tamam. Keşkeğimizi hazırlayalım. Tatlımızı bir anda hazırlayalım. Tamam. Tabii bunları yaparken sohbetimizi de yapalım değil mi? Hiçbir şeyimiz eksik kalmasın. Kalmaz. İzleyenlerimiz de bizle birlikte keyif alsınlar bu programdan. Aynen, ben şöyle tavayı size vereyim. Sizin bir istediğiniz var mı? Şimdilik yok. Tamam. Tuz şimdi keşkeğimiz tamam. Hazırlanacak. Tuz istiyorsunuz. Ben size hemen... Dökelim mi yağı? Tamam. Dökelim. 100 gram yağımızı 100 gram tavaya yağımız. Döküyoruz. Şöyle. Hemen. Şimdi tereyağı istiyorsunuz. Evet, benden tereyağı. Hemen ben size tereyağını vereceğim. Şöyle 3 yemek kaşığı değil mi tereyağını evet, ekliyoruz. 100 gram sıvı yağ 3 tamam. yemek kaşığı tereyağını tavamıza koyduk. Rabia teyzemle birlikte. Bu arada Nail Hanım da Yeşil Yayla muhtarımızın kıymetli eşi sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Evet. Kaşık alacaktım da. Tamam ben size kaşık vereceğim hemen. Şuradan buyurun. Teşekkür. Kaşığı şimdi bu eriyecek değil mi? Eriyecek. Ondan İki sonra... İki su bardağı da irmik. İrmiğimizi koyacağız. Evet. Buraya kadar anlaştık. Anlaştık. Bundan sonrası sohbet olsun. Tamam. Neler yapıyorsun Nail'e teyzeciğim? Bir anlat bakalım bize. Nasıl geçiyor günlerin? Nail'e... Bu arada isimleri de karıştırdım. Rabia teyzeciğim. Rabia teyzeciğim neler yapıyorsun? Günlerin neler nasıl yapıyorum, geçiyor? Günlerim sığır var, koyun var. Onlara bakıyoruz. Hı-hı. Oradan. Gördün mü ya da buzağınız da doğmuş. Doğdu. Buzağları doğmuş. Çok tatlı oradan. Böyle küçük. İşte köyde iş güç oluyor. Ama böyle eviniz çok güzel. Güzel. Bahçede çok güzel. Güzel. Bu, sağ ol. Hani cidden... sizin ömrünüze ömür katar. Aynen, hani böyle aynen. bir yerde yaşamak. Aynen, aynen. Benim tahminim öyle çünkü i̇şte havası da çok güzel. İşte gitmiyoruz Garantalya'ya bile gitmiyoruz. Buraya yerleştik. Değil mi? Öyle oldu. Rahatımız iyi burada. Allah'a şükür. Peki gün boyu neler yapıyorsun mesela? Gün boyu işte görmen. Sabah kalkıyorsun. Sabah kalktın. Neler yapıyorsun? Sabah kalkıyoruz. Sabahtan akşama kadar neler yapıyorsun? Sabah bize kalkıyoruz mısın? İşte sığırlara bakıyoruz. Ondan sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Hı hı. Ondan sonra işte oralarda bir iki görünen işleri yapıyoruz. Hı hı. Başka da tarhana yaptım aynen ben de çok bayağı evet. 300 kilo file yaptım. Oo ya. Ne yapacaksın kız o kadar tarhana satıyorum ben alıştım böyle devamlı yapıyorum. Satıyorsun. Aynen. Demek ki o kadar güzel yapıyorsun aynen, ki aynen. çok talibi var tarhana. Lokantacılara filan veriyoruz. Çok güzel. Aynen.
Ne kadar güzel, hem bir ek gelirin oluyor senin aynen, için. Aynen öyle yapıyorsun. Köye geldim işte boş duramıyorsun. Aynen. Ama fidan yapıyorsun. Baya dikilen zepse fidanlarından. Evet. Ne fidanları yapıyorsun? Biber, domates. Ne istersen. Hepsini yapıyorsun. Hepsini yapıyorsun. Yani işte böyle köylü bir kadın Anadolu kadınları hiçbir zaman boş durmayı sevmezler. Sevmiyoruz, doğru. Çalışmayı çok severler, hiç yorulmazlar. Aynen. Ne kadar çok iş, o kadar çok huzur ve mutluluk onlar için. Aynen. Hiç yoruldum da demezler. Demiyoruz, doğru. Değil mi? Doğru. Ay, iyi ki geldin. Geldim, seni sevdiğimden geldim. Ya, yoksa utanıyorsun çıkma. Ay, her gün. Niye utanıyorsun? Ya utanıyorsun, ne bileyim ki yaşlı kadın bura çıkmış. Kim diyecek? Mutlu olurlar. Bak sen buraya ama gel. Hem sen yaşlı değilsin yani. Ne yaşlısıymış değil öyle, öyle bir şey doğru. Yok. Duymayacağım öyle bir şeyi daha. Doğru. Allah Allah. Torunum evlenecek gari Alihan. Olsun, ya. Evlensin. İyi, torunun evleniyor da yaşlı mı oluyorsun sen? Sağ ol, hayır. Sağ ol, teşekkür ettim sana. Gönlü genç olsun. Gönlü. Şükür, şükür genç. Değil doğru, mi? Doğru. Görüntü önemli değil. Aynen, aynen. Gönül her aynen, zaman genç aynen, olsun. Aynen, aynen. Sevgi dolsun gönüller. Doğru. Beni izliyorsun. Ay, senin uçu her gün televizyon bozuldu yine şey ediyorsun. Telefondan izliyorsun. Aynen, dinliyorsun. Aynen, dinliyorsun. En çok sevdiğim türkün? Her türkünü seviyorum. Hepsini gari aklıma gelmiyor. Hepsini seviyoruz. Hepsini seviyorsun. Evvel kendini seviyorum zaten. Sağ olasın. Sen çok de sağ teşekkür ol. Ederim. Sen de sağ ol. Sen çok de teşekkür ederim. Keşkeğimizi oldu. Ne alemde? Keşkeğimiz tamam. Oldu. Yağımız eridi mi? Hı-hı. Servise hazır. Peki bizim de bu arada irmik eridi. Eridi. İrmiğimiz de. Bunu alsak. Hazır. Değiştirelim mi? Önemli. Olur değiştirelim. Olur hemen değiştirebiliriz. Şeye tak. Evet. Ben burada üstüne. İrmiğimizi de hazırlayacağız. İrmiğimizi hazırlayalım. Hemen. İrmik ne kadar? İki bardak. İki su bardağı. İki su bardağı. İrmiğimizi hazırlayayım şuradan. Şöyle bir su bardağını vereyim diğerinde. Birazdan hazırlayalım. Sağ ol, eline sağlık. Sizlerin de eline sağlık. İrmiğimizi de koyduk. Şimdi onu iyice kavuracağız. Kahverengi hafif, gibi aynen. Kahve tonuna gelecek. Aynen. Sen de biliyorsun. Bakma inşallah. Biliyorum işte biraz. Biliyorum. Elimden yani geldiği kadar. Her şeyi biliyorum maşallah. Sağ olun. Evet. Keşkeğimizi şimdi hazır olmak üzere keşkeğimiz değil mi? Evet. Onu hemen izleyenlerimizle paylaşalım. Dileyenler üzerine höşmerim koyabilirler ama yeşil yayla da höşmerim konulmuyor. Burada sadece tereyağı konuluyor. Tereyağı koyacağız üzerine. Şimdi bunu ezeceğiz. Evet, ezeriz. Ezmeye başlayalım mı? Başlayalım. Hadi ezmeye bir an önce başlayalım. Böyle kaşıkla bastıra bastıra ezeriz. Biraz zor yapımı. Çünkü iyice onun böyle ezilmesi gerekiyor benim bildiğim kadarıyla. Biz bugün keşkeği tabii tencerede yapıyoruz ama düğünler için böyle kocaman kazanlarda sırayla böyle büyük aynen, onların kepçeleri oluyor. Evet. Değil mi? Büyük kocaman kepçelerle büyük sırayla böyle kol yorulan bırakıyor, diğeri geliyor. Onun da kolu yorulunca diğeri geliyor. İyice böyle eziyorlar keşkeği. Doğru aynen mu biliyorum? Doğru. Mu söylüyorsun? Senin bilmediğin var maşallah. Maşallah. Teşekkür ederim. Doğadayız. Programımızın ismi Ümer Bilge Doğada Lezzet. Haliyle biraz soğuk üşüyoruz. Rüzgar var. O yüzden ben ocağımızın etrafını şöyle bir hemen çevireyim. Rüzgardan dolayı etkilenmesin. Hemen şöyle geleyim ben. Evet. Bana da yardımcı olursanız. Hı.
Birlikte yavaşça. Tamam, çok güzel oldu şimdi. Eline sağlık. Bu arada biz çay da istiyoruz. Böyle karşımızda çaylar da içiliyor. Üşüdük, yeşil yayladayız. Yayladayız tabii ki, soğuk olacak burası. Çaylarımız da gelirse çok mutlu oluruz. Mutfağımızda misafirlerimize çay ikram edeyim, değil mi? Evet. Bana dedi ki teyzemle Nail'e Hanım, hiç türkü söylemedin dedi. Bir söyle de dinleyelim bari. Söyleyeyim mi? Söyle, söyle. İsterseniz. Ama şöyle mi yapsak? Helva güzel karılırsa. Sonra keşkek iyi ezilirse. Sonra çorba güzel olursa mı söylesem? Yoksa öncesinde mi söylesem? Önce söyle de güzel olur. Önce söyle de tava gelelim. Önce söyleyeyim daha güzel olur. Tamam, olsun bakalım. Söyleyeyim. Belki söyle. Daha lezzetli olur. Türkiye'de. Aynen. Tabii. Karabiber aş olmaz, bundan ince kaş olmaz. Karabiber aş olmaz, bundan ince kaş olmaz. Bundan ince kaş olsa dünya malı baş olmaz. Karabiberim, bundan ince kaş olsa dünya malı baş olmaz. Karabiberim, karabiberim de nasıl edelim? Karabiberim de leblebi şekerim, karabiberim de nasıl edelim? Karabiberim de badem şekerim. Ağzına sağlık, çok güzel okudun. Ağzına sağlık. Sizlere armağanım olsun. Bu arada çayımız da geldi. Şöyle arada bir çay da yudumlayalım. Tamam. Keşkeğimiz hazır mı? Hazır, keşkeğimiz tamam. Oldu artık. Keşkeğimiz hazır. Helva da bayağı sararmaya başladı da. Güzel görünüyor kıvamı da. Çok güzel İnşallah görünüyor. İnşallah iyi olur. Helvamız tam kıvamına geldi. Kıvamını aldı. Cevizimizi ekleyeceğiz. Ama nasıl, ne kadar ekleyelim? Sen göz kararı ekle kendin tamam, istediğin kadar. Tamam, göz kararı ekleyelim. O zaman şöyle yapalım. Bu helvanın tarifini de Ümmü Hanım söyler mi? Tabii. Bir daha söyleyelim. Benim bu helvanın tarifini Alime gelin var. Benim pasta yapıyor, börek yapıyor, her şeyi hı hı. Çok güzel yapıyor. Ondan aldım ben. Şimdi. Çok güzel yapar. Rabia teyzem. Yeter teyze bence. Kaç çocuk var? Kaç torun var? Hiç iki oğlum, ki. İki oğlum var, ikiz. Oradan Oo. Beş torunum var oğlan. Evet. Şey, dördü olan bir tanecik de kızımız var. Tamam. Allah ömür versin. Katalım garbunun şeyini. Ben duydum ki gelininin birisi aşçıymış. Aşçı işte bu, bunu bana şeysini verdi. O her şeyi aydı. Yapıyor aşçı. Şöyle şerbetimizi dök. Ekleyelim. Kendine dikkat et de tamam. Biraz. İyi pek soğuk olma şey olmadı. Dök. Bunun tarifini de Gelin Hanım'dan Gelin Hanım verdi. Alime Aydıncan. Teşekkür ediyoruz ona. Alime Aydıncan verdi. Peki torunlardan evli olan var mı? Muhtarın kışın dini sözledik. Hayırlı olsun. İnşallah. Oradan. Kızım da İstanbul'da hocalık okuyor. Oh ne torun güzel. Benim. Ne güzel. Aç Allah açalım sağlık, altını. Saat versin. İnşallah, inşallah. Açalım altını. Bu arada ben de tabaklarımı artık hazırla. Yavaş yavaş hazırlamaya başlayayım. Hazırla. Tatlarını şöyle bir ekran başı için tadayım. Bu arada acayip soğuk böyle. Ya konuşuyorum ama böyle. Şansımızdan soğuk oldu. Bazen hani şöyle hareketler yapıyorum da ısınmaya çalışıyorum çünkü. Müthiş bir soğukluk var. Çok üşüdük var, burada var. Hepimiz. Ama olsun her şey sevgili izleyenlerimiz aynen, için. Aynen. Birazdan ceketlerimizi giyeriz, ısınırız. Sorun yok. İnşallah. Da bayağı soğuk yani. Yedelim zobayı yakalım size. Böyle ben ısıracağım sizi. Bir hareketler yapıyoruz, çırpınıyoruz. Biraz ısınalım diye. Nail Hanım da diyor ki sağ tarafım diyor biraz diyor sıcak da diyor. Sol taraftan diyor. Bayağı bir üşüdüm diyor. Sen diyor geriliyorsun ya diyor ondan herhalde diyor. Şöyle kepçemizle karıştıralım.
Maşallah her şeyi beceriyorsun Ümmü Hanım. Sen çok güzel işleri beceriyorsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de sana teşekkür ederim. Keşkeğimizi de koyalım, olur mu? Bunu da siz koyun. Koyalım. Ben size isterseniz kaşık veririm. Ha, o şunu yeter, bir koyalım. Tamam. Oh, ne kadar güzel görünüyor. Leziz. Şerbet soğumuş da acık. Tereyağını da üzerine koyacağız. Verin. Ay sıcak sıcak, sıcak. Öbür taraftan da tam sıcak. Ben size şöyle vereyim. Kendine dikkat et de. Kayıyor. Hı hı. Şu taraftan mı asaydık? Yine ben kimin altı kızı övmedi. Oo. Bol yağlı yapalım. Ne kadar yağı çok olursa o kadar lezzetli olur, evet. Değil mi? Şöyle ortaya da koyalım. Bir de şöyle yapalım. Allah! Şimdi oldu. Evet, keşkeğimiz hazır. Çorbamız hazır. Şimdi tatlımız da hazır olduktan sonra artık hepsinin tadına bakacağız. Evet, yemeklerimiz hazır. Hanımefendiler, öncelikle ellerine sağlık. Yeşil Yayla'nın meşhur lezzetlerinden 3 tanesini sizler için bugün mutfağımızda hazırladık. Bir tanesi kulaklı çorbamız. Şöyle göstereyim. Bir tanesi keşkeğimiz. Ve bir tanesi de irmik helvamız. Cevizli irmik helvamız. Ben merak ediyorum. Şöyle tatlarına bir bakayım nasıl tabii, olmuş. Tabii. Hani eksik bir şeyler var mı yok mu? Ona aynen. Göre bak, izleyen dostlarımıza paylaşmak istiyorum. Hemen şöyle bir tadına şuradan hemen bakayım ben. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Hemen keşkeğime de bakayım. Tabii hava soğuk. Biraz tereyağımız da dondu. Doğru. Biz de donduk. Donduk. Çok güzel. Çok lezzetli olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet şeker olsun. Helvaya da bakmak istiyorum hemen. Helvaya da bakalım. Bu arada ben bunların tadına bakarken de Memduh Muhtarımızı, dernek başkanımızı da mutfağımıza davet edelim. Harika olmuş. Oldu güzel mu deyip duruyordun ya. Ah, afiyet olsun. Muhteşem yaşa. Olmuş. Birazdan yiyeceğim onu. Ye, hepsini. Ye ye bak. Tava den de götürüyor bakayım sen. Ellerinize sağlık. İçerin ısınsın. Hepsi çok güzel olmuş. Afiyet şeker olsun. Çok teşekkür olsun. Ediyorum. Şimdi Memduh Aydıncan muhtarımızı, başkanımızı ben mutfağıma davet etmek istiyorum. Her zaman her yerde sağ olsunlar. Yanımızdalar. Evet. Çok yaşa, bin yaşa anam. Hadi Allah erip hoş geldiniz. Çok olsun. Sağ olasınız, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Öncelikle bu güzel davetiniz için sağ olun, var olun. Yeşil Aile'de bizi çok güzel ağırladınız bugün. Yemekler zaten muhteşem olmuş. Hanımefendiler çok lezzetli yapmışlar. Ellerine sağlık her birinin. Muhtarım, söylemek istedikleriniz varsa alalım. Köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Her zaman bir dediğimizi ketmiyorsunuz. Fatih Bedir Bey'e de çok teşekkür ederiz. Ne demek? Köyümüzün lezzetleri bunlarla sınırlı değil ama kesinlikle. Bugün vaktimiz sınırlıydı. Tabii köyümüzün her çeşit yemeğimiz var ama bugün sadece 3 tane dediğiniz için
O kadar yaptık. Muhtarımızın hanımının ellerine sağlık. Evet. Annemin eline sağlık. Sağ sizlerin gönlünüze sağlık. Ağzına sağlık senin de. Kulaklı çorbasını yapan ablamızın da ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Biz teşekkür ediyoruz. Muhtarımızın onu da söyleyelim Hüseyin. Çok selamı vardı Hüseyin Duru muhtarımın. Hüseyin Duru muhtarımıza evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ona da bakıyor. Ne? Burada bir Palay eniştemiz var. Köyümüzün ağası. Onunla geldi madem 5 dakika. Var. Bizlerden de kocaman selamlar olsun o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, sağ olun, var olun. Bugün Yeşil Yayla'daydık. Yeşil Yayla'ya geldik. Ve buranın bütün güzelliklerini hep birlikte tanık olduk. Tatlarını da tattık. Hepsi de çok güzel olmuş. Hanımefendilerin ellerine sağlık. Sizin de gönlünüze sağ olsunlar, var olsunlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı bütün her yere Yeşil Ayla'dan kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Bambaşka bir diyarda tekrar Ümmer Bil'le Doğada Lezzet programımızda buluşmak ve görüşmek ümidiyle bütün ekip arkadaşlarıma da bu arada çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. O zaman hep birlikte veda edelim mi? Hmm. Yeşil Ayla'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar sizlere gelsin efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Bugünlük programımız bu kadar. Haftaya başka bir diyarda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Hadi hoşça kal. Sağ ol. Ağzına sağlık.